Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle bir Kadir gecesinde, böyle bir Ramazan akşamında sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu iftar programında bizleri bir araya getiren AK Parti Adana İl Başkanlığımız ile organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının buradaki tüm kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu gece ihya ettiğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, özellikle de mazlumlar için bir kurtuluş, bir necat vasıtası olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın nazil olduğu, meleklerin ve Hazreti Cebrail'in yeryüzüne teşrif ettikleri ve fecrin doğuşuna kadar yeryüzünü şereflendirdikleri bu gece ibadetle, özellikle dualarla geçireceğimiz bir gece. Eşsiz bir gece. Buradan dağılıp evlerimize ya da camilere ulaştığımızda ülkemiz için, istikbalimiz için, huzurumuz, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için, özellikle de yanı başımızda zulüm gören Suriyeli, Iraklı, Gazze'li kardeşlerimiz için dualar etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bize bir yanlış gördüğünüzde elinizle düzeltin diye emrediliyor. İmkanlarımız ölçüsünde haksızlığa karşı elimizden geleni yapıyoruz. Eğer elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle hakkı söyleyin diye emrediliyor. Allah'a hamdolsun, korkmadan, çekinmeden kalbimizde olanı dilimizle ifade ediyoruz. Eğer bunları yapamıyorsanız kalbinizden, gönlünüzden buğz edin deniliyor. İşte Ramazan akşamları ve Kadir Gecesi kalbimizle buğz etmenin, dua etmenin en güzel zemini, en güzel fırsatı. Samimi bir kalple, gönülden yapılacak dualar inşallah hem mazlumlara bir ferahlama sağlayacak, hem de insanlığın üzerindeki ölü toprağının dağılmasına vesile olacaktır. Rabbim bu gecede yapılan duaları katında makbul buyursun. Değerli kardeşlerim, bu Ramazan'ı da maalesef yüreğimiz buruk şekilde yaşadık. Yüreğimiz buruk bir şekilde inşallah sonuna erdiriyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bu Ramazan'ı da kan içinde, ateş içinde, acı içinde geçirdi ve geçiriyor. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da ve son olarak da Filistin'de vuku bulan hadiseler bu mübarek günlerin sevincini layıkıyla yaşamamıza mani oluyor. İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerine, en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu kadim coğrafya adeta bir fetret dönemi yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman, Müslümanı kelime-i tevhid getirerek öldürüyor. Böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Mısır'da böyle, Suriye'de böyle, Irak'ta böyle. Çekilen acılar, yaşanan trajediler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, her kökenden, her inançtan insanıyla hepimizin ortak acısı, ortak trajedisi. İslam dünyasında bir şeyler oluyor ve değerlerimizi kaybetmenin, değerlerimizi adeta yitirmenin bedelini ödüyoruz gibi geliyor bana. Çünkü zalim insanların kökenine, inancına bakmıyor.
Bombalar, kurşunlar, açlık ve sefalet karşısına çıkan herkesi eziyor, herkesi etkiliyor. Ne yapacağız? Yapacağımız tek şey var. İslam dünyasının işte bu zalimlere karşı el birliği yapması, güç birliği yapması, tavrını ortak sergilemesidir. Burada şu önemli noktayı da bir kez daha vurgulamak isterim. Bakınız, içinde yaşadığımız coğrafyada son 100 yıldır akan kan hep Müslüman kan oldu. Ezilen, horlanan, ötelenen, katledilen her zaman Müslümanlar oldu. Ne acıdır ki Müslümanların kanını akıtan her zaman gayrimüslimler olmadı. Hiç kuşkusuz bu coğrafya üzerinde hesapları olanlar var. Müslümanların tefrika içinde olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu tuzağa düşen, bu nifak ve tefrika tuzağına aldanan da hep Müslümanlar oldu. Bu coğrafya en başta şunu unuttu. Müslümanlar kardeştir. Bunun lafını yapıyoruz. Ama uygulamaya gelince ne yazık ki yok. Bir Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve canı haramdır bizim değerlerimizde, bizim dinimizde. Bu unutulduğu için Hazreti Kur'an ve Hazreti Nebi'nin emir ve tavsiyeleri göz ardı edildiği için işte biz bu acıları ne yazık ki yaşıyoruz. Bir dünyada kardeşlerim, gücü elinde bulunduranlar var. Onlar kendilerini her zaman haklı ilan ediyorlar. Ama hak veya haklı olmak güçte değildir. Biz her zaman şuna inandık. Hak ve haklı güçlüdür. Bunu savunmak durumundayız. Bir bünyede eğer bir uzuv ağrı çekiyorsa bünyenin ona kayıtsız kalması mümkün değildir. Yanı başımızda kardeşlerimiz ölürken hiç kimse rehavet içinde olamaz. Hiç kimse konfor içinde olamaz. Bizim inancımız, kültürümüz, tarihimiz, ahlakımız, vicdanımız, kardeşlerimizin ya da mazlumun feryadına kulağımızı, gözümüzü, ağzımızı kapatmamıza engeldir. Onun için biz Suriye konusunda da, Irak konusunda da, Mısır konusunda da, Filistin konusunda da hakkın, haklının, mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Kalbinden şefkat ve merhamet duyguları alınmış insan bir ceset gibidir. Biz asla öyle olmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu zor zamanlarında kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Bakınız, bugün ülkemizde 1 milyon 150 bin civarında Suriye'deki olaylardan kaçıp gelen kardeşimizi misafir ediyoruz. Bunların bir kısmını kamplarda, bir kısmını kendi imkanlarıyla ve sağlanan desteklerle şehirlerimizde barındırıyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biliyorum, birçok sıkıntılar var. Aynı şey Irak'ta yaşanan karışıklıklardan dolayı mağdur duruma düşen kardeşlerimize her türlü yardımı yapıyoruz. Zor günlerinde yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Dün Bosna'daki, Kosova'daki kardeşlerimize hangi anlayışla sahip çıktıysak, bugün de bölgemizde zor duruma düşen kardeşlerimize aynı duygularla el uzatıyoruz. Kardeşlerim, 2002'nin sonunda göreve geldiğimizde Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara yaptığı yardım neydi biliyor musunuz? 45 milyon dolar. Şu anda dünyadaki mazlumlara Türkiye'nin yaptığı yardım ne biliyor musunuz? 3,5 milyar dolar. Bakınız nereden nereye geldi. Neredeyse 1'e 90. Bu hissiyatı anlamak için değerli kardeşlerim dertli olmak lazım. Bu hissiyatı ortaya koyabilmek için gerçekten bu bizim değerler silsilesi içerisindeki yerimizin farkında olmak lazım. Ama bir de ben
Çanakkale'yi ziyaret etmenizi etmeyenler için özellikle tavsiye ediyorum. Orada bugün yanlarında olmak için tüm gücümüzü, imkanlarımızı kullandığımız kardeşlerimizin, dedelerinin, atalarının mezar taşlarını göreceksiniz. Bu hissiyatı anlamak için Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar bu coğrafyanın 1000 yıllık tarihine vakıf olmanız gerekir. Alparslan'dan Selahaddin Eyyubi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamit Han'a kadar tüm ecdadın bu kardeşlerimizle omuz omuza mücadele ettiklerini, bir büyük medeniyeti birlikte inşa ettiklerini göreceksiniz. Bu duyguyu anlamak için tüm bu coğrafyanın sokaklarında, evlerinde, futboldan sanata kadar her alanda Türkiye'nin başarısıyla sevinen, sıkıntısıyla üzülen insanların hallerine şahit olmanız gerekir. Hep söylüyorum, devletlerin fiziki sınırları başkadır, insanların gönül sınırları başkadır. Bu insanlar, evet, bizim devletimizin fiziki sınırları dışında olabilirler. Ama onlara gönlümüz bir, kalbimiz bir, sevincimiz, tasamız bir. Bunu böyle bilelim. Açık söylüyorum. Filistin'de, Gazze'de, iftar vaktinde bomba düşen evi kendi evi olarak görmeyen, böyle hissetmeyen herkes bu milletinde, bu coğrafyanın da yabancısıdır. Bu böyle bilinen. Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinde, terör saldırılarında, yıkıntıların altından gelen sese bu coğrafyanın tüm insanları kulak kesiliyordu. Hayırlı bir netice için kalpten dua ediyordu. Bugün bombayla yıkılmış evlerin altından yardım çağrısı yapan kardeşlerimiz için bizler de aynı hissiyatla yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Gönül sınırlarımızın hududu elhamdülillah çok geniş. Balkanlardan Güney Asya'ya kadar kardeşlerimizin, akrabalarımızın olduğu her yere el uzatıyor, küllenmiş ilişkileri canlandırıyor, kalpleri kazanmanın mücadelesini veriyoruz. Bunu da kesinlikle petrol için, maden için veya bir başka çıkar için yapmıyoruz. Allah'ın rızasından, kardeşlerimizin gönül hoşluğundan başka bir ölçümüz yok. Dünyaya sadece matematikteki 4 işlemin penceresinden bakanlar elbette bunu anlayamazlar. Ama milletimiz bunu gayet iyi anlıyor, gayet iyi görüyor ve bu yolda bizi destekliyor, teşvik ediyor. Zor zamanlar, sıkıntılı dönemler elbette geride kalacaktır. İşte o zaman inanıyorum ki bu yolun doğruluğu, hakkaniyeti, ahlakiliği çok daha iyi anlaşılacak. Çok daha iyi takdir edilecektir. Değerli kardeşlerim, biz zor durumda olan kardeşlerimize el uzatırken, onların hakkını savunurken, onları misafir ederken içeriden birileri çıkıp bunu siyasi bir malzeme olarak kullanmanın gayreti içine giriyor. Şunu burada açık açık ifade etmek zorundayım. Türkiye son 12 yılda yaşadığı büyük dönüşümün etkisiyle artık alan el olmaktan çıkmış, veren el konumuna yükselmiştir. Hamdolsun, imkanlarımız var, kaynaklarımız var. Biz Adana'nın hakkından alıp Somali'ye vermiyoruz. Mersin'in hakkından alıp Suriyeli mazlumlara vermiyoruz. Hatay'ı unutup ya da Türkmen kardeşlerimizi unutup, içerideki sorunları unutup mesaimizi sadece Gazze için yoğunlaştırmıyoruz. Büyük devlet bunların hepsini bir arada yapabilen devlettir. Büyük devlet içerideki vatandaşına da dışarıdaki ihtiyaç sahibine de ulaşabilen bir devlettir. Bugün dünyanın büyük diye kabul gören devletlerine bakın. Bunu görürsünüz. Söz konusu Türkiye olunca içeriden ve dışarıdan bir takım kesimler Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerini sorguluyorlar. Açık söylüyorum. Bunu Türkiye'yi düşündükleri için değil,
dal kavukluğunu yaptıkları uluslararası odaklar adına yapıyorlar. Biz içine kapanan bir Türkiye istemiyoruz. Sorunlara sırtını dönen bir Türkiye, kardeşlerine kayıtsız kalan bir Türkiye, Türkiye olamaz, Türkiye olarak kalamaz. Bizim ufkumuz var. Bizim geniş bir muhayyilemiz var. Bizim daha güçlü, daha büyük, çok daha itibarlı bir ülke olma hedefimiz var. Kimin ne dediğine bakmayacak, kendi istikametimizi kendimiz çizeceğiz. Suriyeli mazlumlara da işte böyle bir yaklaşımla ensar olma büyüklüğünü göstermeye devam edeceğiz. İnşallah Suriye'deki çatışmalar bittiğinde, barış tesis edildiğinde hiç kimse burada kalmayacak. Yurtlarına geri dönecekler. Geride ebedi bir kardeşlik, geride mazlumlara yardım etmiş olmanın gururu kalacak. Değerli kardeşlerim, çevremizde böylesine kritik gelişmeler yaşanırken, Türkiye'mizde tarihi önemde bir süreç içindeyiz. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkemizin önünde yeni bir dönem açacak. İlk defa Cumhurbaşkanını Cumhur'un, yani milletin ta kendisi seçecek. Milletin doğrudan seçerek göreve getirdiği Cumhurbaşkanı elbette daha önce aynı vazifeyi yapanlardan farklı olacaktır. Farklı davranacaktır. Milletimizin teveccühüyle bu göreve bu kardeşinizi getirmeniz halinde sizlere Çankaya Köşkü'nde oturan değil, hükümetle birlikte ülkemizin her meselesinin çözümünde bilfiil çalışan, ter döken bir cumhurbaşkanı olacağımın sözünü veriyorum. Ben böyle söyleyince birileri bundan rahatsız oluyor. Kendileri bugüne kadar memleketin ve milletin hayrı için hiçbir proje üretmemiş, hiçbir çaba göstermemiş olanların ben çalışacağım, ter dökeceğim diyen bir cumhurbaşkanından rahatsızlık duymalarını aslında tabii karşılamak gerekir. Keşke karşımızda sadece laf üreten değil, proje üreten, vizyon ortaya koyan bir muhalefet olsaydı. Muhalefetin kendisi ne ki, adayları ne olsun? Böyle bir rekabet ortamı ülkemiz için hiç şüphesiz daha hayırlı olurdu. Ama merak etmeyin, biz kendi projelerimizle, kendi yaptıklarımızla rekabet etmeyi de öğrendik. Yaptığımız her işin daha fazlasını, daha büyüğünü, daha iddialısını ortaya koyarak Türkiye'yi adım adım 2023 hedeflerine doğru götürüyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Torunlarımıza 2053, 2071 vizyonumuzla gelecek nesiller içinde istikamet belirliyor, yol haritası oluşturuyoruz. Kardeşlerim, seçilmemiz halinde Cumhurbaşkanlığımız döneminde başlattığımız ve Cumhurbaşkanımızda dayanışma içinde götürdüğümüz tüm projelerin inşallah ben de takipçisi olacağım. Adana için, Türkiye için ne söz vermişsek, ne taahhüt etmişsek hepsini de hayata geçirmek için aynı azimle, aynı enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz. Adana bu kutlu yolculukta inanıyorum ki bugüne kadar hep yanımızda oldu. Bundan sonra da inşallah yanımızda olacak. Buna gönülden inanıyorum. Bir kez daha Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını niyaz ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi, hayırlarımızı kabul etsin. Rabbim coğrafyamıza felah nasip etsin diyor. Tekrar görüşmek umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.